Şimdi önce soğanları kavurmaya başlamak istiyorum. Bir soğan alayım buradan. Öncelikle ocağımın altını yakayım. O biraz ısınsın. Soğanları doğrayacağım. Soğanlarım hazır. Biraz zeytinyağı kullanacağım ben. Hem ağızda bırakacağı acılığı limonlu suda bekleterek almış olursunuz. Hem patlıcanın bu şekilde siyah suyunu alırsınız ve yemeğinizin rengi aynı berraklıkta kalmaya devam eder. Şöyle küçük bir cam kabın içine yarım limon yeterli olacaktır. Patlıcanları ne kadar küçük doğrarsanız o kadar hızlı pişer. Ben küp küp doğrayacağım. Şöyle iri küpler halinde. Bunları şöyle arkaya alacağım. Bunlar iyice beklesin. Aslında bir iki diş sarımsak koysam hiç fena olmayacak. İki diş benim için yeterli olacaktır. Çok az onları da kavuracağım. Şöyle rendeleyelim. Biraz biber salçası. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Evet, şimdi patlıcanlarımı alabilirim. Tencereye koyarken de böyle sıkın. Tenceremize gereksiz su eklememiş oluruz. Bu aşamaya kadar sadece tuz ekledim ben. Bunların hafif ölmelerini istiyorum. Kapağımızı kapatalım. Tenceremizin de altını kısalım. Buharın ve ateşin gücünden faydalanarak. Patlıcanlarım istediğim kıvama gelmek üzere. Bunlar kendi hallerinde pişmeye devam ederken ben o arada biberlerimi doğrayacağım. Şöyle iri iri doğrayalım biberlerimizi. Bunları da aldık. Kapağım şöyle yakınımda dursun istiyorum. Bir yaklaşık 30-45 saniye kadar da bunları soteleyeceğim. Bu aşamada domates rendesi kullanacağım. Bu yaklaşık 2 su bardağı değerinde. Bunu koydum. Bu iyice kaynadıktan sonra bulgurunu ekleyeceğim. Bunda kalan o güzel rendelerin hepsi dışarı çıksın. Güzelce bir karıştıralım. Sadece tuz eklemiştik. Şimdi birazcık daha tuz ekleyelim. Şu şekilde biraz karabiber. Acı seviyorsanız biraz da pul biber. Bu aşamada da altını sonuna kadar açacağım. Çünkü bir an önce kaynamasını istiyorum. Kapağını örteceğim. O arada da ayranıma başlamak istiyorum. Bu şekilde bir blender kullanacağım. Ben süzme yoğurtla normal yoğurdu karıştırıyorum. Kıvamı çok daha güzel oluyor. Beraber sayalım. 1, 2, 3. Biraz koyu kıvamlı bir ayran istiyorum. Yaklaşık 5-6 yemek kaşığı süzme yoğurdum var. Gene burada da aynı şekilde normal yoğurdum var. Bunu biraz beklemeye alıyorum. Benim harcım kaynamaya başladı. Bu aşamada ölçerek bulgurlarımı ekleyeceğim. Şöyle 2 su bardağı şeklinde. Burada sıvı oranına bakacağız. Göz kararı. Sıcak suyumu kaynatmıştım. Evet, bu kıvam benim için yeterli. Şöyle balçık kıvamı. Altını iyice kısıyorsunuz. Suyunu çekene kadar bekleyeceğiz. Ne yaptık? 5-6 kaşık süzme yoğurt, 5-6 kaşık normal yoğurt koyduk. Biraz soğuk suya ihtiyacım var. Suyun hepsini birden eklemeyin. Biraz yoğun bir kıvam olmasını istiyorum ben. Biraz içine tuz koymak istiyorum. Şöyle ortalığı kirletmeden. Evet, çok fazla eklemeyelim. Yaklaşık 1-1,5 su bardağı kadar oldu. Evet, istediğim kıvam olmak üzere. Fesleğenleri ekleyeceğim. Şöyle 3-4 yaprak. Çok koyarsanız çok yeşil olur. Ayranım hazır. Ben şimdi buzdolabına bunu soğumaya göndereceğim. Domatesin tamamen bütün suyu gelmiş. Gördüğünüz gibi patlıcanlar diri diri. Biraz da maydanozla süsleyelim. Bulgurum servisim hazır ama çok sıcak. Ben o arada yanına buz gibi ayranımı servis etmek istiyorum. Koyarken bile gerçekten kokusu harika.